Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Onun imtihanından nasıl karşı koymuştu. Sonra rüyası vardı. O rüyayı gerçekleştirecek. Oğlu büyüyünce İsmail'i almıştı. Bu İshak mıdır, İsmail midir? İsrailiyat, onlara baktığımız zaman orada İshak geçiyor ama kaynaklara baktığımız zaman, tahkik ettiğimiz zaman Hazreti İsmail olduğu zahir oluyor. Çünkü burada ayet-i kerimede Rabbi hebli minas salihin, yani Allah Teala'dan bir çocuk istiyor. Önce İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail dünyaya geliyor. Dolayısıyla ona karşı bir muhabbeti olduğundan felemma belaga ma'u sa'ya kale ya buneyye inni ara fil menami, bu ayette de anlatılan İsmail Aleyhisselam'dır. Fakat oralardan da bir takım rivayetler İsrailiyattan alınınca İshak mıdır, İsmail Aleyhisselam mıdır diye bir karışıklık olmuş ama Rabbi hebli minas salihin, bu İsmail Aleyhisselam'dır. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim'in çocuğu olmuyordu. Çocuk Allah-u Teala'dan niyaz ediyordu. Sonra Sare onu Hacer annemizle evlendirdi. Hazreti Sare Hacer annemizle evlendirdi. Çocuğu olmayınca kendisinin Hacer'den de İsmail dünyaya geldi. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Sonra almıştı onu, Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere götürmüştü. Dolayısıyla önce çocuk Hazreti Hacer'den dünyaya geliyor. Sare'den değil, Hacer'den dünyaya gelen de İsmail Aleyhisselam. Ona karşı bir muhabbet oluşuyor Hazreti İbrahim'de. O muhabbet Halilullah oluşuna aykırı olduğundan Allah Teala oğlunu kurban kesmesini rüyada ona telkin ediyor. İşte o da rüyayı bu şekilde gerçekleştirecek. Alıyor, getiriyor çocuğunu. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Eslema yani isteslema. İkisi de li emrillah, Allah'ın emrine teslim oluyor. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam ya da eslema'dır. Nasıl oluyor? İbrahim çocuğunu, İsmail de kendi nefsini bıçağa teslim ediyor. İsteslema olarak alırsak, o manada alırsak, o zaman ikisi de Allah'ın emrine teslim oluyorlar. Kurban emri var burada veya eslema şeklinde alırsak o zaman İbrahim kendi oğlunu, İsmail de canını teslim etti. Ve tellehu lil cebin, telle eskatahu, yani onu düşürdü, yatırdı yüzüstü, lil cebini yüzüstü yere yatırdı. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı, yani yan tarafı yüzüstü. Ve tellehu lil cebini, neden öyle yatırdı? Çünkü öteki türlü olsa keserken baba tahammül edemeyecek, oğluna merhameti olacak. Bu cihetle böyle yaptı, görmemesi için yüzünü. Fakat kesemedi, bıçak keskin olmasına rağmen oğlunun boynunda o bıçak işlemedi. وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا İbrahim. Burada şu cihetle de bakabiliriz. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gidiyordu, orada 50 vakit namaz almıştı, dönüyordu, sonra Musa Aleyhisselam'la görüşüyor, gidiyor, geliyor. Neticede 50 vakit namaz 5'e düşmüştü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam وَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ buyurmuştu. Yani خَمْسٌ فِي الْعَمَلْ وَخَمْسُونَ فِي الثَّوَابِ. Yani amel itibariyle 5 yapacaksınız ama ecir itibariyle 50 alacaksınız. Orada da uygulanmadan önce 50 vakit namaz 5'e inmişti. Burada da bir emir var, oğlunu kesecek ama o emir uygulanmadan, yerine getirilmeden, İsmail kesilmeden Allah Teala o hükmü ortadan kaldırdı. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ı bir anlamda ağır, belki de en ağır şekilde imtihan etmekti. Felemma eslema وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Hani قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. Allah Teala'nın da o ayet-i kerimede ifade buyurduğu, eğer bunlar size babalarınız, çocuklarınız, evlatlarınız, dünyalıklarınız, bunlar size Allah ve Resulünden daha sevgiliyse o zaman bekleyin musibeti. Şimdi burada bir çocuk,
o çocuğun babanın oğluna olan muhabbeti Allah Teala onu muhasebe ediyor. Yani oğlun ne kadar seviyor? Oğluyla İslam arasında tercihte yapmak zorunda kaldığı zaman hangisine meyledecek? Onu burada muhasebe ediyor. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا İbrahim. İşte tam orada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a nida ediyor. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا İbrahim. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Rüyanı tasdik ettin, rüyanı yerine getirdin. Yani senden bu kadar isteniyordu. Buraya kadar gelecektin. Oğlunu bıçağın altına koyacaktın. Halilullah olmana, yani bu oğlun engel olmayacak, muhabbeti ondan ağır basmayacaktı. İnna kezalike nedizil muhsinin. Yani inna kezalike kema cezeynake, biz sana böyle mükafat verdiğimiz gibi nedizil muhsinin, ihsan derecesinde olan bütün Müslümanlara da bu şekilde biz karşılık veririz. İnna kezalike nedizil muhsinin. Yani İbrahim Aleyhisselam'a, madem ki sen oğlunu Allah yolunda feda edebilecek o dereceye geliyorsan, işte Allah Teala sana bunun karşılığında oğlunu geri ihsan eder. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Bela imtihan. Yani bu çok büyük bir bela, açık bir bela, zahir bir bela. Belki de yani insanın muhatap olabileceği, maruz kalabileceği en büyük bela, oğlunu kendinden, canından bir parçasını Allah yolunda kurban edebilmesi. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Fedeynâhu enkazinâhu. Yani biz onu kurtardık, bizibhin azîm. Bir kurbanla, ama nasıl bir kurban? Zibih, mezbuh anlamında, kesilen, boğazlanan bir kurbanla, büyük bir kurban. Madem ki bu Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e bedel olacak, o halde sıradan bir kurban olmamalı. Bir de bütün Müslümanlar buna baksınlar. Efendimiz Aleyhisselam buyurduğu gibi, "Addimu tahayakum fe innaha ala's-sirati matayakum." Müslümanlar kurbanlıklarını ekonomik güçleri ne kadar olursa ona dikkat etsinler, en büyüklerinden seçsinler. Burada da madem ki İsmail'e bedel olacak, İbrahim'in oğluna bedel olacak, o halde büyük olsun. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ. Eğer selamun ala İbrahim, terekna'nın mef'ul alırsak o zaman durmuyoruz. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. O İbrahim'e dair sonraki kuşaklarda, ahirin, kıyamete kadar gelecek nesillerde neyi bıraktık? Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Selamun minallahi, selamun min cemi'il umme. Bütün ümmetten, bütün ümmetten ve Allah Azze ve Celle'den İbrahim'e selam olsun. Burada baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam oğlunu Allah yolunda kurban edebilecek, alıyor, götürüyor, Mina'ya götürüyor. Mina'da kurban ediyor. Bu Mina'ya götürmüş olması da İshak değil, İsmail olduğuna delalet eder. Çünkü İsmail Aleyhisselam orada yaşamıştı. Kurbanlar da orada kesilirdi. Ve terekne aleyhi fil ahirin selamun ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra selamun ala İbrahim demesi, وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. Buradaki kelimat ile Allah Azze ve Celle Rabbi İbrahim'i imtihan etti. Onların içinde bu da var. Yani anneler, babalar çocuklarıyla imtihan edilir. İbrahim Aleyhisselam Allah yoluna adanmış olan çocuğunu işte orada bıçağa yatırıyor. Adam İmam Hatip'in önü kapandığı zaman oraya oğlunu vermiyordu. Medreseye vermiyordu, Kur'an kursuna vermiyor. Neden? Önü kapalı diye. Peki burada Hazreti İbrahim üzerinden Allah Azze ve Celle bu ümmete neyi anlatıyor? Yani sen eğer bu dine, bu dinin esaslarına inanıyorsan, teslim oluyorsan, o halde Allah'ın buyruklarını hayata tatbik etme, tahkim etme yolunda İsmail'leri feda edebileceksiniz.
اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Bir kadın, kadın olarak karnındaki çocuğu Allah'a, onun yoluna adayabiliyorsa, yani Müslümanlar çocuklarını Allah'a adanmış evlatlar olarak yetiştirecekler. Allah'a adanmış çocuklar. O kadar adanmış olacaklar ki, babalar, anneler, Hazreti İbrahim gibi bir tercih yapmak zorunda kaldıkları zaman, tereddüt etmeden Allah'ın talimatını tercih edecekler. İsmail'leri ortaya, meydan yerine koyabilecekler. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Ve terekne aleyhi fil âhirîn selamun alâ İbrahim. Yani İbrahim aleyhisselamın selamlanma sürecine baktığımız zaman, o fedakarlıktan sonra, dolayısıyla hangi baba bu şekilde, bu derecede, bu mikyasta bir fedakarlığa sahip olursa, işte o da selamun ala İbrahim, o makama, o devlete sahip olur. Kedârike nezzil muhsinîn. İşte muhsin olanları biz bu şekilde mükafatlandırıyoruz. Yani Allah Teala sizin çocuklarınızı kurban etmez. Ama siz İbrahim yürekli olun. İbrahim yürekli olursanız, onun dünyada da ahirette de karşılığını görürsünüz. İnnehu min ibadinel mu'minin. İbrahim, innehu inne İbrahim'e min ibadinel mu'minin. Bizim Müslüman kullarımızdan, mümin kullarımızdan, mümin olabilmek, Allah'ın emirlerine oğlunuzu, İsmail'inizi kurban etmeniz gerekse bile, orada yine Allah'ın emrine tereddüt etmeden uymayı emreder. İşte bizim mümin kullarımız kadrosuna dahil olabilmek için örfünüz, adetiniz, babanız, ananız, geleneğiniz vesaireniz, bütün bunlar ve İslam arasında tercihte kaldığınız zaman tereddüt etmeden Müslüman neyi tercih edecek? Allah'ın emrini. Nereyi tercih edecek? Müslümanların safını, ümmetin safını tercih edecek. İnnehu min ibadinel mu'minin. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَشَّرْنَاهُ وَبَشَّرْنَا إِبْرَاهِيمَ بِإِسْحَاقَ İshak'ı biz İbrahim'e müjdeledik. نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ نَبِيًّا hal. Ama İshak'tan değil de onun başında bir muzaf takdir ediyoruz. بِوُجُودِ إِسْحَاقَ نَبِيًّا Çünkü hal, hali mukaddere, gelecekte olacak. İshak aleyhisselam gelecekte nebi olacak. Peki biz ona İshak'ın dünyaya gelmesini ama nebi olarak, yani gelecekte salihlerden nebi olarak İshak'ın dünyaya gelmesini İbrahim aleyhisselama müjdeledik. İbrahim aleyhisselam bir oğlunu Allah yolunda kurban edince Cenab-ı Hak hem o var, hem İshak aleyhisselamın soyundan pek çok peygamber geldi. Ki Yahudilerin peygamberleri hep İshak aleyhisselamın soyundan geliyor. Oradan bir damar açıyor işte, bir damar açıyor. Bütün bunlar ve idebtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin. Yani o kelimat, o kelimatın içerisinde ateşin içine girme de var, Kenanilerin arasında ayrılığı, Filistin'e gitme var, Hacer'i, Sare'yle anlaşamayınca alıp Kabe'ye götürmek var, orada yalnız başına oğlu İsmail'e bırakmak var, İsmail'i sonra Allah yoluna kurban ediş var. Bütün bunlar Hazreti İbrahim'in imtihanları ama hepsinde ayakta kaldı, hiçbirinde tereddüt etmedi. Bunlar olur mu ya Rabbi? Bu kadar da birisi ağır sıkıntılarla mükellef tutulur mu demedi İbrahim aleyhisselam. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ عَلَيْهِ عَلَى İbrahim عَلَى إِسْحَاقَ Biz ona çok ihsanlarda bulunduk. بَارَكْنَا Boşalttık bereketi hem İbrahim'i üzerine hem İshak aleyhisselam'ı üzerine. O Filistin, Kudüs, o bölgedeki vakıflar hep İbrahim aleyhisselam'ın vakıflarıdır. Orada böyle sürüleri var. Sürülerini otlatırken birisi yanına geliyor. Diyor ki, yolda kaldım, melek geliyor yanına. Öyle rivayet ediliyor tebdili kıyafetle. Bana diyor, buradan bir hayvan verir misin? Yolda kaldım, gideyim. Diyor ki, Rabbimi bir tesbih edersen üçte birini veririm sana. Peki sonra bir daha tesbih edersen diğer üçte birini veririm. Bir daha tesbih edersen tamamını veririm diyor. Hepsini veriyor.
Sonra diyor ki ben meleğim, dünya malı ne yapayım, alamam bunları, bunlar senin olsun. Hazreti İbrahim aleyhisselam, siz meleksiniz, dünya malı kabul edemiyorsanız biz de Allah'ın nebisiyiz. Yani siz eğer dünyalık kabul edemiyorsanız, biz de Allah yolunda verdiysek, Rabbimi tesbih karşılığında dünyalık verdiysek onları bir daha geriye alamayız der İbrahim aleyhisselam. Sonra o hayvanları vakfeder. Kudüs'te o bölgedeki vakfiyeler, Hazreti İbrahim'in vakfiyeleri, İbrahim aleyhisselam'ı o zaman Allah yoluna vakfetmiş olduğu o hayvanlar, onların sonra üremesi, bakiyesi oradan kalır. İlk vakfiyelik de esas itibariyle İslam'dan önce İbrahim aleyhisselama dayanır. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ Allah Azze ve Celle hem İbrahim'e hem İshak'a ihsanda bulunduk diyor. Bu ihsan, bereket kelimesi hem dünyaya şamildir hem ahirete şamildir. Dünya ve ahireti içine alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik'e dua ediyor. Sonra Enes'in çocukları 100'e kadar ulaşıyor torunlarıyla beraber hayattayken. Ömrü de yaşı da fevkalade uzun oluyor. Evlenirken de Efendimiz aleyhissalatü vesselam birisine dua ederken Barekallah diye dua ederdi. Hem dünyayı içine alır hem ahireti içine alır. Dolayısıyla hem dünyada ihsanı var Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselama, İshak aleyhisselama, hem ahirete yönelik ecri cezil buradan, bu ayet-i kerimeden anlaşılır. Ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Yani ve min zürriyetihima, ikisinin zürriyetinden, İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselam'ın zürriyetinden muhsin, muhsin olanlar var, ihsan derecesindeki Müslümanlar var. Bir de وَظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ kendine zulmedenler var. ظَالِمُنْ مُب۪ينَ açıkça, yani peygamberin çocuğu onun yolundan geliyor ama kendi nefsine zulmediyor. İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh diyor ki burada soydan gelmek çok önemli değil, biz onu anlıyoruz. Yani babası İbrahim, babası İshak ama o soydan zalim bir nesil geliyor. Yani muhsin nesil de geliyor, zalim nesil de geliyor. Dolayısıyla burada hareketle falan oğludur, falan oğludur diye şuradadır, buradadır, bu şekilde payeler vermemek gerekir. Ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Peki buradan İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam anlattı. Bu sure Mekke'de nazil olmuştu. Müslümanlara sizin de bu şekilde ağır imtihanlarınız olabilir. Peki bu süreci nasıl aşacaksınız, nasıl geçeceksiniz? Allah Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Sıkıntı da olabilir ama netice itibariyle kazanan siz olacaksınız. Allah dinini, Allah iman edenleri yalnız bırakmayacak. Peki buradan Hazreti Musa aleyhisselama geçiyor. O da yalnız başına Firavun'un karşısında duran birisi. Allah Teala'nın ihsanına, teyidine, nusretine muhatap olan bir peygamber. وَلَكَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Ant olsun ki, yemin olsun ki biz مَنَنَّا عَلَى مُوسَى Musa'ya ve Harun'a, kardeşi Harun'a ihsanda bulunduk, ikramda bulunduk. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Hem o Musa ve Harun'u hem de bu ikisinin kavmini minel kerbil azim, büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Kerpten, beladan, musibetten, sıkıntıdan kurtardık. Nasıl oldu? Köle yapıyordu onları. Çocuklarını, kız çocuklarını hayatta bırakıyor. Erkek çocuklarını öldürüyordu. Minel kerbil azimi, oradan Allah Teala bunları kurtarıyor. Bunu Müslümanlara hatırlatarak, ne kadar zayıf olursanız olun, bu dünyayı yöneten, idare eden bir Allah Azze ve Celle var. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ burada zamiri cemi getiriyor. Neden cemi getiriyor? Çünkü kavmi de onun işine koyuyor. Musa ve Harun vardı. Burada وَنَصَرْنَاهُمْ onlara biz yardım ettik. Kıptilere karşı, Firavun'a karşı. فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
zamir zamir fasıl, işte onlar mutlak galip oldular. Yani burada artık Firavun silindi, ezildi, ortadan kalktı. Eğer siz Allah'ın yanında, onun safında, onun tarafında olursanız, Hazreti Musa'da olduğu gibi size mutlak ve tartışmasız bir galibiyet verir. Nasıldı o? Baktığınız zaman Şuara suresinde Cenab-ı Hak o mücadeleyi Kasas suresinde ayrıntısıyla anlatır. Hem Şuara'da anlatır Musa Aleyhisselam mücadelesini. İşte ayrılıyor Mısır'dan, gidiyor Şuara suresinin birinci sayfasında. Kale elem nurabbike fina velide ve lebisse fina min umrike senin. Dönüyor, geliyor 18. ayet-i kerime. Firavun'un karşısında yalnız başına duruyor. Firavun diyor ki, ya sen bizim terbiye ettiğimiz Musa değil misin? Nasıl şimdi geldin de bizim yanımda duruyorsun? Kale fealtuha ize ve ene minez zalin. Evet, önceden biz kendi ırkı adına mücadele eden bir Musa idim. Kaçmıştım, korkmuştum, gitmiştim ama şimdi Allah adına mücadele ediyorum. Onun için sarayın kapısında aylarca bekliyor Hazreti Musa içeri girmek için. Önceden korkmuştu, gitmişti ama şimdi Firavun'un yanında Rabbim Allah diyebilmek için bekleyen, onunla hakikatin mücadelesini, müdafasını yapan bir Musa var. İşte burada ayrıntısıyla bahsediyor. Sonra yine Kasas suresinde Cenab-ı Hak onun daha çocukluğundan alıyor. İşte İsrail oğullarını, erkek çocuklarını Firavun kesiyor görülen rüya üzerine. Ve uhayna ila ummu Musa en erdi'i fe iza khifti alayhi fa alqihi fil yemmi ve la takhafi ve la tahzeni. 7. ayet-i kerime. Annesine emrediyor. Bir kadın, Allah Teala o kadınla ilham ederek iletişime geçiyor. Bir kadın yalnız başına bütün çocukları Firavun'u öldürüyor. Allah Teala onunla irtibata geçerek oğlunu koruyor, Musa'yı koruyor. Hem de feltekadehu alu firavune liyekune lehum aduvve ve hazana. Sonuç itibariyle kendileri sistemi ortadan kaldırsın, o sistemi yok etsin, o Firavun için bir hüzün kaynağı olsun diye Firavun alıyor onu. Saraya kadar gidiyor o sandukanın içerisinde Musa Aleyhisselam. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. Bütün kadınları, onların sütlerini haram kılıyor. Ve annesine Allah Azze ve Celle فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ. Annesine döndürüyor. Annesi tekrar o yavrusunu süt emziriyor, hayata hazırlıyor. Peki işte bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle Mekke'deki Müslümanlara da diyor ki وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ. Nasıl bizim yarattığımız yer ve gök, orada bir bozulma yoksa, orada bir inhitat, orada bir savrulma hali yoksa, Allah'ın gücü yarattığı gibi nasıl yönetmeye yetiyorsa, dün olduğu gibi bugün de alemi yönetiyorsa, dün Musa'ya yardım eden Allah Azze ve Celle, eğer siz Hazreti Musa gibi onun yolunda olursanız وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ ayeti sizin için de tecelli edecektir ey Müslümanlar diyor. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ. وَآتَيْنَاهُمَا yani Musa ve Harun'a الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ yani الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ الْبَل۪يغَ ف۪ي بَيَانِ yani çok açık, anlaşılır, içinde ahkam, hayatı idare edecek, yönetecek hükümler içinde olan kitabı onlara verdik. Peki ne zaman kitabı veriyor? وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ. İkisi yani Musa ve Harun aleyhisselam. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. İki ordu karşılaşıyorlar ya da iki topluluk. Sonra Allah Teala emrediyor Musa aleyhisselama, asayı vuruyor, Kızıldeniz'i yarıyor, karşıya geçiyor. Karşıya geçtikten sonra Allah Azze ve Celle Firavun'u ordusuyla ortadan kaldırdıktan sonra işte o zaman ve اَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ o zaman kitabı veriyor. Peki neden o zaman veriyor? Yani şeriatın hükümleri, Allah'ın buyrukları tehir edilmeyi kabul etmez. Onlar indirilince hemen uygulanmalılar. Hemen o toplumda tatbik edilmeliler. Onun için
ahkam ayetlerinin de içinde çokça olduğu, daha çok ahkam yönüyle öne çıkan Tevrat'ı önceden indirmiyor. Ne zaman? Firavun ortadan kalkıyor, artık devletini kurabilir Musa Aleyhisselam. Firavun'un o arzına, devletine varis olan bir Beni İsrail var. İşte o zaman Tevrat'ı indiriyor. Ahkam ayetlerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'de indiriyor. Mekke'de indirmiyor. Neden Medine'de indiriyor? Yani iner inmez hemen bunları uygulayacaksınız. Dolayısıyla bütün Müslümanlar, onlar Allah Teala'nın buyruklarını uygulayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tatbik edebilmek için fevkalade bir gayret içerisinde olacaklar. Gayret içerisinde olacaklar. Yani bu tehir kabul etmez. Yemek belki biraz geç yemiş olsan onu bir şekilde telafi edebilirsin, ayakta kalırsın, ama Allah Teala'nın hükümlerini uygulanmadığı bir toplum zehirlenir, o toplum manen ölür. Ölür ve insanlar ölünce o halleriyle cehennemlik olurlar. Allah'ın hükümleri o topluma hayat verir, iksir mesabesindedir. Müslümanlar onları tatbik etmek için fevkalade bir gayret içerisinde olacaklar. Bu ayet-i kerimeden onu da anlamış oluyoruz. Yani şöyle ifadeler duyuyorsunuz, duyacaksınız. Yani hoca siyasete neden karışıyor diye. Yani Musa Aleyhisselam bir devlet yönetsin, Allah Resulü bir devlet yönetsin. O Kur'an'ın içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde şu kadar ayet olsun. Allah Teala o hüküm ayetleriyle alakalı وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ desin. Tabi buradaki küfür hükmü, kim bunları inkar ederse kafir olur. Yoksa gücü yoktur, uygulayamıyordur, o zaman kafir olmaz. İbn Abbas bu ayeti tefsir ederken وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ جَاهِدًا diyordu. İnkar ederek kim bunları uygulamazsa o zaman kafir olur. Dolayısıyla yani burada وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ zalimun ifadeleri varsa işte başka bununla alakalı pek çok ayet Kur'an-ı Kerim'de gözümüzün önünde duruyorsa o zaman Müslümanlar bu kitabı ahlak kitabına indirgeyemez kardeşim. Evet, bunun içerisinde ahlakla alakalı esaslar var. Peki bunun içerisinde devlet yönetimi, toplum yönetimiyle alakalı, iktisadi hayatın esaslarıyla alakalı ayetler, buyruklar varsa o zaman her Müslüman, her ilim adamı, her Kur'an-ı Kerim'in talebesi umur siyasete müdahil olma mecburiyeti yok mu? Allah'ın talimatı değil mi bu? Kur'an-ı Kerim emri değil mi? Her Müslüman siyasetle uğraşmak mecburiyetinde değil mi? Evet, onu yapacak. Ama ilim talebesi şunu yapmayacak. Yani bir partinin içerisine girip orada muvazzaf olmayacak. İlim adamının yeri bir partinin içerisine girip orada memur olmak değil. Ama bir Müslüman olaylara, eşya ve hadiseye bakışını Kur'an ve sünnetin zaviyesinden söyleyecek kardeşim. Söylememesi Allah'ın kitabına ihanettir. Yani biz İslam'ı alıp şu dört duvarın arasına buraya hapsetme hakkımız yok, yetkimiz yok, selahiyetimiz yok. Hayatın içine konuşuyor bu Kur'an. Yani Firavun bir ahlak hocası mı, devlet başkanı mı? Devlet başkanı. Peki o devlet başkanıyla mücadele eden kim? Bir peygamber. Devlet başkanıyla mücadele etmek kadar siyasi başka bir hadise var mı? Allah Resulü Aleyhisselam Darun Nedve ile mücadele etmiyor mu? Darun Nedve ile mücadele etmek Allah Resulü Aleyhisselam adına baktığınız zaman o zaman aşmak mıdır? Yani vazife ihlali midir? Hayır, bizzat Allah Resulü kendi vazifesini yerine getiriyor. Ama burada şuna riayet edecek. Bir ilim talebesi, bir İslam alimi bir partinin memuru olmayacak. Bu şekilde politize olmayacak. Politize olmayacak, dışarıda duracak, ilimle alakadar olacak. Yani umera olacak bir toplumda, ulema olacak. Ulema dışarıda duracak, onlar devleti yönetmeye kalkmayacaklar. Kalkarlarsa o zaman kaos olur. Yani bazı İslam alimlerinin siyasetten Allah'a sığınmaları aslında bu bapta söylemiş ifadeler. Yani onlar diyorlar ki biz bu şekilde bir siyasetten uzağız. Yani devleti yönetmeye talip olan bir siyasette o zaman kaos olur.
olduğu gibi, gördüğünüz gibi, yani bir müessesenin bir tane sahibi olur. O sahip orayla alakalı sorumluluğu da üzerine alır. Alimler, ulema onlarsa o devletin içerisinde vazife yapacak, ahkam İslamiye'yi tatbik edecek insanları yetiştirirler. Sonra onları onlar da hizmet ederler. Ama onları yetiştirir, onları yönetmez. Yönetirse bir devlette iki baş olur, iki başı da bir devlet kaldırmaz, kaldıramaz. Yoksa ulema siyasete müdahil olamaz demek kesinlikle. Yani o zaman namaz kılmayı reddetmek gibi bir durum olur. Namaz kılmayı reddetmek gibi bir durum olur. Peki bu baptaki sözleri nasıl anlayacağız? Yani bir alim politize olmayacak, devleti yönetmeye kalkmayacak ki o tür sözlerin bir keramet olduğu şimdi zahir oluyor, ortaya çıkıyor, görüyorsunuz olaylardan. İnsanlar neleri yapabiliyorlar? Nereyi yapabiliyor? Yani kendi oluşumu, cemaati, topluluğu vesairesi adına bütün Müslümanları bir yerde bırakabiliyor, yapabiliyor işte. Gördüğünüz hadiseler tefsire ihtiyacı yok. Zâid olur, kelam israfı olur burada konuşmak. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Biz onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Veya hedeynâhum, onlar sırat-ı müstakimdeydi. O zaman ne diyeceğiz? Onları sırat-ı müstakimde sabit kıldık. Tıpkı ihdina sırat-ı müstakimde olduğu gibi. Yani oradaki duada Müslüman namaz kılıyorsa, iman ettiyse zaten sırat-ı müstakimde. Peki o zaman sırat-ı müstakime ulaştır bizi. O anlam doğru olur mu? Olmaz. Ne diyeceğiz? Bizi bu yolda sabit kıl, ayaklarımızı sabit kıl anlamında olur. Ve hedeynâhumâ sırâtal müstakîm. Peki bakarsanız ve nasarnâhum buyuruyor. Ve âteynâhumel kitâbel müstebîn diyor. Yardım ediyor, kitabı veriyor. Sonra sırât-ı müstakîm. Yani kitap yoksa, kitabın uygulandığı bir toplum yoksa, devlet yapısı yoksa o zaman orada sırât-ı müstakîm zahir olmaz. Sırat-ı müstakim evde, sırat-ı müstakim okulda, sırat-ı müstakim medresenin duvarları arasında mahpus olan tarihi bir yol değil. Ya cemiyetin bizzat ana caddesi olacak. Bütün yollar ona bağlanacak. Devletin bizzat merkezi olacak. O da ne zaman olur? Kitaptan sonra olur. Kitap tatbik edildikten sonra olur. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Yani biz o ikisinin sonraki fil ahirin kuşaklar nezdinde onların adını bıraktık. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Musa ve Harun'a selam olsun. Veya burada ayrı bir mefhul de takdir edebiliriz. Yani onlara güzel bir yad bıraktık. Sonraki kuşaklar nezdinde güzel bir yad bıraktık, anıyorlar, Musa diyorlar, Harun diyorlar. Firavun'a karşı koymak ne demektir, nasıl olur, detayı nasıl olacak, bunu konuşurken kime bakıyoruz? Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz ki bizim önümüzde bir iman, İslam mücadele anıtı olarak durur Hazreti Musa Aleyhisselam. İnna kedalike nezzil muhsinin. İşte biz Musa ile Harun'u mükafatlandırdığımız gibi bütün muhsinleri de bu şekilde mükafatlandırırız. Yani sonunda zafer onların olur. Allah Teala önlerindeki bütün engelleri kaldırır. İşte bir asa ile Cenab-ı Hak bir el. Siz eğer Musa olabiliyorsanız, o asayı elinize alabiliyorsanız, o zaman Allah Azze ve Celle bir asa ile koca denizi yarar. Ama burada maharet asada değil, maharet Musa'da. Musa olabilmek. Herkes eline asa alabilir. Ama asayı vursanız denizi belki vurduğunuz yeri sallayabilirsiniz. Fakat Musa olabilirseniz, Musa Aleyhisselam, yani o kıymete ulaşabilirse Müslümanlar, işte Allah Teala ellerindeki bir asa ile denizleri yarar. Firavunları o denizlerin içerisine gömer, yok eder, helak eder. Peki bu kıssa, bu olay, bu hadise bize neyi söylüyor? Musa ol diyor. Musa ol ve tevekkel alallah. Musa Aleyhisselam gibi
Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. وَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine, Kur'an-ı Hakim'e bütün mevcudiyetinle sarıl. Geriye dön, muhasebe yap. Neden böyle oldu? Neden Allah Teala böyle bir hükmü bize takdir etti? Zalim Allah'ın kılıcıdır. Yani onunla Müslümanları böyle muhasebeye davet eder, olmaya davet eder, ermeye davet eder. Yani ererler, olurlar. Huneyn'de Müslümanların sayısı 10.000'den fazlaydı. 12.000 kişi oraya gitmişti. Karşıda 3.000 kişilik bir grup vardı ama hizmete uğradılar. Allah Resulü 15-16 kişiyle ortada kaldı. Ensar gidiyor, muhacir gidiyor. Onları çağırıyordu. Ya maşerel ensar, ya maşerel muhacirin. Neredesiniz diyordu. Efendimiz Aleyhisselam onları çağırtıyordu Ebu Sufyan'la. Gelin buraya, Peygamber Aleyhisselam burada diye. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın sesine, onun çağrısına, onun davetine sahabe-i kiram koştular. Peki neden onlar azken Bedir'de galip olmuştu da Huneyn'de mağlup oldular? Neden? Çünkü orada Allah Azze ve Celle'ye değil de sayılarına itimat ettiler. Neden Uhud'da kaybettiler? Peygamber Aleyhisselam'ın bir talimatı vardı onlara. Buradan kalkmayacaksınız. Vahşi kuşlar gelse, bizi parçalasa, görseniz yine yerinizden inmeyin. Onlar da ganimet dediler, indiler oradan. Peki inince Allah Teala ümmete şunu gösterdi. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini terk ederseniz, onun talimatını terk ederseniz Uhudlar sizi bekler. Toplanırsanız, Bedir'de olduğunuz gibi olursanız, o zaman Allah Teala sizin önünüzü, yolunuzu sonuna kadar açar. Yani muhacirken bile sizin önünüzde perdeler açar. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Allah Resulü Aleyhisselam hicret ediyor ama ekranda bu ayeti görüyor. Yani Mekke'nin fethini görüyor. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ Yani bu ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi mükerremenin ta hicret ederken fethini müjdeliyor. Olacak diyor, Allah orayı size ihsan edecek, nasip edecek. Peki o zaman bize de Kur'an-ı Hakim'in söylediği o ruha ulaşabilmek, o talimata ulaşabilmek Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesiydi. Yani Efendimiz'e muhacir olurken orayı, o ufku gösteriyor. Ama siz kendinize, sayınıza, malınıza itimat ettiğiniz zaman kudret-i ilahi üzerinizden çekilir kardeşim, ortada kalırsınız. İnna kezalike nezzil muhsinin innehuma min ibadinel mu'minin. O ikisi bizim mümin kullarımızdan. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam bütün varlık ve mevcudiyetleriyle Allah Teala'ya teslim oldular. Firavun gibi belki o zamanların tarihin en güçlü devletlerinden birisi, en müesses yapılarından birisi, onu Musa aleyhisselam eliyle hak ile yeksan ediyor. Kızıldeniz'in sularına gömüyor. Peki buradan bir başka peygamber Hazreti İlyas aleyhisselama geçiyor. Onu anlatıyor bize. En'am suresinde de İlyas aleyhisselam adı geçiyordu. İlyas aleyhisselam var mı, yok mu, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yani yaşıyor rivayetleri de var, yaşamıyor rivayetleri de var. Yaşıyor diyen alimler var. Mesela Kurtubi, İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh yaşadığına dair bir takım ifadeler nakletmiş Hazreti İlyas aleyhisselama dair. Peki bunlar Hazreti Hızır aleyhisselamla diyor Kudüs'te her Ramazan ayında buluşurlar, orucu orada tutarlar diyor İmam Kurtubi. Sonra ayrılırken birbirine dua ederler, ümmete dua ederler. O şekilde oradan ayrılırlar. Allahu alem. Ve inne İlyase leminel murselin. İlyas aleyhisselam da ve inne İlyase, muhakkak ki İlyas leminel murselin. Yani Allah Teala'nın insanlara gönderdiği peygamberlerdendi. Murseline ilennâsi, insanlara gönderdiği peygamberlerden. اِذْ قَالَ لِكَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ Hatırla ki diyor, o kavmine, kendi cemaatine, toplumuna demişti ki اَلَا تَتَّقُونَ Yani buradaki istifham
tevbih içindir, istifham ama anlamı emirdir. Yani fettakullah anlamındadır. Yani Allah'tan korkun. Ela tettekun, Allah'tan korkmayacak mısınız? Rabbinizden, sizi var eden Mevlanızdan. Yani ittakullah buyuruyor onlara. İz kâlil kavmihi ela tettekun. Yani nasıl olur da Allah'ı, Rabbinizi, Mevlanızı bırakıp putların peşinden gidiyorsunuz? Etedûne ba'len ve tezerûne ehsenel hâlikîn. Baal, Bek şehrindeki büyük bir put. Ona inanıyorlar, İlyas Aleyhisselam'a direniyorlar. Orada büyük bir kuraklık olmuş. Kuraklıktan sonra İlyas Aleyhisselam'a gelmişler. Dua eder misin demiş. İlyas Aleyhisselam, işte rivayetler var, kurban kesiyor. Ben diyor Rabbimin rızası için kurban keseyim. Bir de siz diyor bu Baal için, bu put için kurban kesin. Ateş hangisini alırsa onun dini haktır diyor, hakikattir diyor. İşte neticede İlyas Aleyhisselam'ın kurbanı kabul ediliyor İlyas Aleyhisselam'ın. Etedûne ba'len ve tezerûne ehsenel hâlikîn. Ba'le Bekke, oraya bu Ba'l, o şehre izafe ediliyor. Onun için Ba'le Bekke deniyor. Peki etedûne ba'len, o ba'le mi ibadet ediyorsunuz? Ve tezerûne ehsenel hâlikîn. Yani Allah Azze ve Celle'yi, yaratıcıların en güzelini. Peki yaratıcıların en güzeli derken, Allah'tan başka yaratıcı mı var? Elbette yok. Sadece Allah Teala var. Ama burada yani ya kendi babında almıyoruz ya da diyoruz ki ehsenel hâlikîn, yani diğerleri, onlar icat etme anlamındadır. Bir şeyi yapma, vücuda getirme malzemeleri vardır. İşte bu masayı yapmıştır adam, pencere yapmıştır, yeri döşemiştir, koltuğu yapmıştır. Bu anlamda kullanılır. Onun için cemi getirdi. Ve tezerûne ehsenel hâlikîn. Allâhe rabbekum ve rabbe âbâ ikumul evvelîn. Allâhe rabbekum bedel. Ehsenel hâlikîn. Ya ehsenu hâlikîn olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz? Allâhe rabbekum, Allah'ı, Rabbiniz olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz? Ve rabbe âbâikumul evvelîn. Atalarınızın, babalarınızın, bütün tarihin Rabbi olan, bütün insanlığın, beşeriyetin, kainatın Rabbi olan, bildiğiniz, bilmediğiniz dünyaların Rabbi olan o Mevlanızı mı bırakıyorsunuz? Diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bunları Hazreti İlyas Aleyhisselam lisanından söylüyor. Peki Allah Teala devam ediyor İlyas Aleyhisselam'ın kavmiyle olan o konuşmalarını, onları bize nakletmeye. Sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.